Sevgili dostlarım, hepinize merhabalar, ben Aytu Aykut. Şimdi bugün artık birkaç şey değiştirmenin vaktinin geldiğini hep birlikte fark ettik. Gideceğimiz yer şey olacak, Road of Sacrifices tarafındaydı değil mi orada? Yok. Heh, Rosaria'nın Bad Chamber'ı. Şimdi Rosaria adlı bir karakter vardı bildiğiniz gibi Dark Souls serimizi oynarken. Zaten bu karakterin yanına da uğramıştık, Bonfire'ını. O yüzden hani nasıl gidileceğini anlatmıyorum. Nasıl gidileceğini zaten şeyde gördük. Evet, burası hatırlıyorsunuzdur zaten arkadaşlar. Dışarısı bayağı katliamdı. Nereden gelmiş ya? Zantos'un şeyini verdi. Allah Allah. Şimdi bu Rosaria bir oyundaki tanrılardan biri. Buna şeyine katılabiliyorsunuz. Niye konuşulmuyor? Hah. Diz çöküp bunun Covenant'ına katılma isteği verebiliyorsunuz. Biz Güneş Covenant'ındaydık. Rosaria'nın Covenant'ına girelim. Şimdi Rosaria'nın Covenant'ına girme olayı şu. Şimdi hala ne yapacağım bilmiyorsunuz. Reallocate Points diyeceğiz. Evet arkadaşlar, bu build'imizi değiştireceğiz. Rosaria'ya yemin ederek bizi 100 level'dan 9 level'a düşürdü ve artık verebileceğimiz 100 tane mi? Tabii yok. Evet. 91 matematik. 91 tane puan var. Şimdi ben derim ki arkadaşlar, güzel bir Endurance build gidelim. Ya Endurance build ne demek? Dexterity build gidelim. Şimdi biz Strength, Vitality, klasik arada her oyun gittiğim build'den sıkıldığımı açık açık belirtmek durumundayım. Şimdi şöyle bir 40 Dexterity verelim. Strength'imizi de 20 yapalım, tamam mı? Vitality 15'te kalsın mesela. Endurance'ı 35. Vigor'u 30. Dexterity'yi 45. Strength'i 25. Strength'i 25 yapalım hadi. Strength her türlü bir şey arttırır. Vitality neyi arttırıyor? Equip Load. Strength'ten biraz alıp Equip Load'a vermek mantıklı olacak. Yeni 100 level'lık dizilimimizi şöyle yapalım. Yani Dexterity build bir After Appearance ne? Alter Appearance ha. Praise the Queen. Evet, bu şekilde artık Dexterity bir build'e geçtik. Hatta Black Iron Great Shield'ımız da çıktı. Şimdi her şeyi sıfırlıyoruz arkadaşlar. Bu bölüm böyle kendimizi açtığımız bir bölüm olsun. Firelink'e gidelim. Firelink Shrine'a. Artık şu düzen sizi de sıktı, beni de sıktı. Çünkü yani elimizde bir ağır kalkan, iğrenç bir Dark Sword, iğrenç bir kılıç yani. Oyunu bitirmişiz artık onunla. Bırak deme yani, değiştir. Şimdi şurada bir Ember'ımızı yiyelim. Ember'a bunu ne düzeltiyordu ya? Üstümüzü düzelten olay neydi lan? Başka bir şey mi yiyorduk? Neyse, şimdi şunları da tek tek yiyelim. 10k. Bunları da demirci ile işim olur diye yiyorum. 16k. Şunu da yiyelim. 29, 31. 31k'da para oldu. Şimdi burada bir düzenleme yapalım. Düzenlemeyi nasıl yapalım? Dexterity 45, Strength 23 bilmem ne. Elimizdekilerden bir düzenlemeye çalışalım şimdi. Dexterity dendiğinizde tabii Twin Sword'lar bu oyunda bayağı iş yapıyor. Şimdi bakalım, Long Sword, Dark Sword, siktir git. Şimdi Kotar'ın Twin Sword'ları. Şöyle oluyor, evet. Şimdi Gotar'ın Twin Sword'larının tabii iyi mi kötü mü bilemiyorum ama Spin Slash bakalım efekti. O efekt oluyordu zaten değil mi şu? Evet. Şimdi Physical 148 çekiyor. Yani Dexterity'den şöyle A, B bir şeyler alanları bulmak tabi daha iyi. Dexterity kılıçlarından mesela Rapier'la kullanılmaz o kadar değil. Mesela Crow Quills. Crow Quills'i fırlatabiliyormuşuz lan bizde. Mesela yeni gelen bir item. Ve şu skill bayağı hoşuma gitti. Bu da Rapier tarzı bir saldırı yapıyor. Bu da Wolverine tarzı bir saldırı yapıyor. 98+56. Fena değil. Şimdi Chaos Blade. Bir katana. Ben katana kullanımından yanayım Dex build'lerde. Çünkü evet. Şu sonra gayet güzel. Chaos Blade'in damage'i de fazla. 103+99 gibi bir damage var. Şurada 12 diyen Ubadachi'ye bakabiliriz. Bunların da fena değil. C alıyor. Bak mesela bu A alıyor. Bunlar C alıyor. Bunlar ikili katanalar tabi. O açıdan iyi. Şu şekilde. Bunlar da aklımızda kalsın. Dexterity build için. Mesela bu da C ama bu Fate. Dragonslayer tabi. Fate de o. Şu şekilde. Oklara da tabi burada önemli iş düşüyor. Oklarımızdan da mesela Onislayer'ın Great Bow'unu kullanabiliriz. Ya da kendimize bir crossbow çekebiliriz. Şimdi ben burada derim ki bir Chaos Blade'den girelim. Mesela ama Chaos, evet, Chaos Blade'den girelim. Chaos Blade Bleeding'i de yüksek. İşimize yarar. Kalkan olarak perili bir kalkan olması lazım. Ve bunların hepsi tabi strength çeker. Bunlar ağır kalkanlara girmeye gerek yok. Grass Crest Shield olarak gidebiliriz aslında. Hani physical'ı 89-93. Rotted Greatwood Shield da iyiymiş. Perisi nasıl mesela Rotted Greatwood Shield'ın? Ya bu zaten köşede duracak. Çoğu zaman tek el giderim ben Dexterity build'de. Markete bir bakalım. Neler var bize satabileceği. Şimdi bize şöyle Dexterity'den güzel kılıçlar göster bakayım. Washing Pole da güzeldir. Scimitar. Çok bir şey yokmuş bunda kalkan olarak. Yani en azından efektli bir kalkan kullanmak güzel olacaktır. Şimdi Chaos mu? 12 Ubadachi mi? Şu da iyi ya. Kullanılır yani. Güzel. Kalkan olarak da Grass Crest Shield'ı alayım. En azından stamina regeni var. Ve peride de fena değil yani. Evet, fena değil. Ondan sonra cima. Ne oluyor lan? Ha. Üf, korktum ha. Tamam. Ondan sonra yanımıza ok olarak mesela şeyi alalım. Onislayer'ın Great Bow iyi gibi duruyor. 24 Dexterity istiyor. Bakalım. Uf. Evet, güzel. Ok da döşeriz bir sürü. Şunu da kaldırabiliriz artık. Zaten orada gözükmüyor. Tamam. Üstümüze giyeceklerimizi ayarlarız. Şimdi demirbaşı. Şimdi sen Estus Reinforce'la yapamıyoruz. Equipment repair yok. Infuse'da çakacağız. Şimdi Reinforce'dan sen bizim şu elimizdeki 12 Ubadachi'de karar kıldık değil mi? Dex'ten çok güzel alıyor ama ya Chaos Blade. Chaos Twinkling lan. Chaos Blade mi gitsek? Hadi lan Chaos Blade. Chaos Blade'de gidelim. Twinkling elimizdeki hepsini basalım Chaos Blade'de. S'ye çıktı bu arada. Artı 4 Titanite Slap. Ve bitti. Tamam, bir yandan da Onukuri Ubadachi'yi yapıştıralım. Artı 5. Chunk istiyor. Titanite Chunk yok mu ya? Tamam, bekle geliyor. Titanite Chunk vardır sende ya. Titanite Chunk olmaz mı? 13K mı? Ayıp ediyorsun ha. Tamam sus. Çok para aldı arkadaş. Evet, Titanite Chunk 4 tane istiyor. Yavaş. Yavaş iste. Twinkling'lerden okumuza da çakalım. Slev'le de artı 5 yapalım şimdi. Güzel oldu. Kalkan geliştiremiyordun değil mi sen? Yani sen değil, sadece bütün oyunda geliştiriliyormuş. O zaman Grass Crest Shield'ımız nerede? Twinkling'le gelişiyor bu da. Ve sadece stability artıyor. Twinkling'imiz de kaldı. Neyse, elimizdeki her şeyi arttırmak güzel oldu. Şimdi gelelim Infuse'a. Para kalmadı. Şöyle bir para çakalım biraz. Şimdi Highlord Volnir. Volnir kim? Çak. Honka, güzel. Eyvallah Volnir. Ruhu şad olsun. Infuse Weapon, şimdi sıkıntı burada çıkıyor. Kaos'a basamayız. Kaos çünkü Titanite silahıymış. Onukiri ve Ubadachi arkadaşlar mesela. C'den B'ye çıkarıyor Sharp gem. Tam Dexterity ha. Mesela bu ne? Refined, Raw, Kristal. Kristal şey veriyor bunlar. Şimdi mesela Fire gem. Fire damage ekleyecek ve oradaki yaratıklara karşı aslında biraz... Chaos gem. Chaos şey ekliyor. Fire gem mi? Bu işi Sharp'la çözeriz. Buna bir Sharp verelim. Bugün Dexterity'den yürüyeceğiz dedik. Dexterity'den bu şekilde yürünür. Dediğim gibi çift el bu şekilde gideceğiz ama bir yanımızda da aslında ikisini denemek lazım Chaos'la. Nerede Chaos Blade'im? Dur bir anda. 182, 146, 164, 136 yani. S alması müthiş. Dediğim gibi şu şekilde çok ağırlaştık. 43-4 oldu. Biraz Chaos Blade ile başlayalım. Sonrasında döneceğiz. Şimdi buradan. Artık bunlar efekt olarak yazmıyordu değil mi? Şeyin içinde yazıyordu. Tamam. Burada şimdi bizim seçebileceğimiz güzel bir Dexterity ve oradaki damage'lerden çekinebileceğimiz. Night Helm olmaz bunları. Fallen, Alva. Yani helm olarak aslında Outrider'ın helmi çok iyi iş görür. Ya Outrider mı? Bunun şeyin setini almak lazım aslında. Dancer'ın. Bak Dancer'ın seti sende var mı? Ben onu yüksek ihtimal almamışımdır. Bak nerede Dancer'ın seti? Evet bu. Dancer'ın armoru. Honka, Dancer'ın ayakları. Alsak mı ya? Dancer'ın armorunu alayım. Kafamızda bu kalsın da. Ne yiyelim? Rotted Greatwood. Ye baba Rotted Greatwood. İğrenç bir boss. 3K zaten. Allah bereket versin. Şuradan Dancer'ın armoru çek baba. Nerede Dancer? Evet, Dancer'ın armorunu alalım. Nereye geçti şimdi Dancer'ın? Evet, Dancer'ın armoru. Şimdi Dancer'ın armorundan şeyle karşılaştıralım. Outrider'la. Outrider daha iyi. Dancer'ın kalsın. Dancer'ın armoruyla zaten özel planlarım var. Set olarak Outrider setini giyelim. Her türlü soğuğa karşı koruyor. Outrider Knight. Şimdi 72 olduk böyle. Ağır olduk. Mesela kafaya daha hafif ve daha güzel bir şey çakabilir miyiz? 70'i geçmemesi lazım. Evet. Shadow. Sorcerer. Kronos Task. Bunlardan efektli var mıydı hiç? Rack'te mesela. Tral. Feris'in eti. Onun bir efekti vardı Dark Souls 2'de. Bu şapka. Tamam, Feris'in şeyini takabiliriz. Bu şekilde. Evet. Bu ilk bu. Şimdi yüzüklere geçelim. Yüzükler abi. Life Ring. Restores HP. FP. Şimdi stamina. Kloranti'yi her türlü takacağız. Havil'a şu an gerek yok. Ring of Favor'ı her türlü takacağız. Ondan sonracıma Bleed Resistance, Resistance'ları. Chris Dexterity. Dexterity'yi 45'ten 50'ye çıkarıyor. Bak bunu takalım. Ondan sonra Intelligence. Allows Etin. Bunları büyüyle ilgili. Bunlar da büyüyle ilgili. Critical Attack. Bunları çok anladığım şeyler değil. Absorbs HP. Damage from Backsteps. Bunu geç. Evet. Bunları da geç. HP full can, slightly boost dexterity and obscures rolling. Slightly boost dexterity ve obscures rolling. Oo, bu arada 72'ye çıktık. Şimdi bu güzel. Dexterity boostlayıp rolümüzü şey yapıyor. Stun kısmında records HP successor, records HP from critical attacks, records FP from critical. Female actions easier to be detect, lose nothing, that. Tamam. Bu şekilde bir build izleyeceğiz. Biraz daha kendimizi azaltmamız gerekiyor. Hafifleştirmemiz gerekiyor. Şuradan bakalım. 69-6. Shadow iyi gibi. 70. 69-6'da kalalım. Tamam. Şimdi bu şekilde ilerleyeceğiz. Bilmiyorum nasıl olacak. Yani iyi mi olacak, kötü mü olacak ama denemekte de fayda var arkadaşlar. Şimdi şeylerimizi de koyalım. Buraya artık Estus Flask. Sonra Cima. Bear Powder'a gerek yok. Buradan ne olur ne olmaz buz şeyimizi koyalım. Kukri'yi arada fırlatıyoruz. Black Firebomb koyalım. Bir de ateş damage'i koyalım. Ya da kafamızı şey mi yapsak acaba ya? Şunu çıkaralım. Tamam mı? Onun yerine şuradan Outrider'ı giyelim. Kafamızı da ejderha yapalım. Değişiklik olsun. Twinkling'i çakmayayım şimdi. Evet. Kafamızı da ejderha yapalım. Bu itemleri de serimizde bulabilirsiniz. Nereden aldık olarak. Şimdi bunu ejderha yapmamın bana bir faydası var mı? Zaten ölünce gidecek de. Çok bir şeye yaradığını söyleyemem bunların. Tamam. Nitekim böyle hafif denemez de hani hızlı bir build oldu. En azından şeyimiz de iyi yani. Staminamızı da veriyor bize. Tamam. Bu şekilde kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Başka yine öneriniz olursa bana söyleyin. Saldırı atak olarak gayet iyi. Ve vereceği damage'den de çok umutluyum. Ağır saldırımız. Buna da skill saldırımız. Direkt şeyi kırma adına. Bu defansımız Peri'de denenebilir. Tabi gidelim de şeyi bir deneyelim. İlk o şerefsizlerle nasıl baş edeceğiz? Orayı geçtik de hani. Orada nasıl şey yapıyor setimiz? Oraya bakalım. Kartus'un Curve Sword'u da iyi mesela. Bizde yok galiba değil mi? Varsa kullanılır aslında. Evet, Painted World of Ariandel'e geldik. Şu şerefsizlerle bir deneyelim bakalım. İlk kapışmamızı yapalım. Rolü çok kullanmamız gerekecek. Rolü. 826. 2 atıyor. Çok iyi lan. Sürekli baba rol. Evet. Ve Dexterity şeyine de alışmamız gerekecek. Abi çok iyi koyuyor ama. Of, iyi yere attı. Biri daha geldi. Allah Allah ya. Oğlum çok fena atıyorlar şunlar. Oğlum çok kötü saplıyor. Öldürür abi. Bunlar manyak ya. Beşini birden koymuşlar oraya. Neyse ben bu build'i sevdim. Oynanır. En azından daha zevkli. Dediğim gibi ben biraz buralarda böyle alışmaya çalışayım. Bu bölümü artık buradan kapatayım. Öbür bölüm bu şekilde öbür yerden devam edeceğiz. Yani tamam, böyle de oynanabilir aslında. Tamam. Bir de şeyleri deneyeyim ben. Hadi onları da hadi sizle deneyeyim. Bakalım bu ikili kılıçlar ne iş yapacak? Bunlara bir de sharp gem ekledik. Merak ediyorum. Abi orada çok kişi toplanıyor ama. Bunlar otururken... Baksana abi. Aha ağırlaştık lan. Sıçarız ha. Ağırlaşırsak sıçarız. Abi niye 72-4? Şunu Havel mı çaksak? Geldi deme. Havel 63'e indiriyor. Havel'la kafamız da gitti. Ulan. Dur. Çok seri oluyor lan bu. Dur o zaman kafamıza da böyle adam akıllı bir şey çakalım. Fire gem. Tamam. Dur bakayım bir de böyle deneyeyim şunları öldürmeyi. Oğlum izin vermiyoruz. Ha. Şerefsiz sirkçi. Of. Oğlum bu çok iyi lan. Ya bak. Ya adi. Şurada ne güzel moda girmişim. Sen ne şerefsizsin ya. Son canımla da şunla. Pot içmeyeceğim bilerek zaten. Burada bir deneme yapıyorum. Evet. Bu ikili kılıç şeyi daha hoşuma gitti ama şu kalkanların şeyini nasıl kıracağız aslında, bunlara tekme mekme. Ben burada biraz vallahi turlayacağım. Bu bölümü böyle bitiriyorum. Dexterity bu ile devam edeceğiz artık bu haritayı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ben Aytu Aykut. Hoşçakalın.